Hediye dönmek istiyorum. Bırakın. Çok şekerdiniz. Nasıl Evet. sürprizdi? Bugün harika hissediyorum kendimi. O kadar değerli hissettim ki gerçekten yani müthiş geçiyor şu anda benim için her şey Öykü Hanım. Çok kötü başlamıştım güne. Saçımı falan hiç Evet, kendini beğenmedim. beğenmedin. Evet, kendimi beğenmedim. Aynada dedim ya şu tipe bak dedim. Kendine hatta gelmeden önce. Kızın yanına bu şekilde mi gideceksin dedim ama Aynen. kendimi tekrardan çok değerli hissettirdi. Onun için herkesin huzurunda Nihli'ye teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Vallahi benim için çok... Eyvallah eyvallah. Gerçekten çok değerli hissettirdi beni. Kendisini çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Benim düşünmesi bile çok iyiydi benim için. Evet de bir şey soracağım. Eyvallah. Şimdi iki gündür, dün açmadım konuyu ama bugün açmam gerekir artık. Korkma. Hemen gözünü peri kaçtı. Konu Efendim, ne gelecek? Kötü bir şey bekliyorum. Ne bekliyordun? Kötü bir şey. Bilmiyorum, öyle söylediniz ilk geldi. Şimdi ailelerinize haber vereceksiniz. Sen koştura koştura gittin. Haber verdin. İşte çiçeğimiz, çikolatamız alacağız, geleceğiz diye. Söyledin. İkidir soruyorsun. İkidir unuttum diyor sana. Evet. Ya zaten çoğu şeydi. Bir saadet önce Nihli'ye. Özür dilerim. Nihli. Hı. Birincisi tam unutmadım. Şöyle oldu. Rümeysa'nın olayını biliyoruz. Evet. Ve mesela dün akşam böyle oldu. Ben hani Rümeysa'yı aramak istedim. Aynur'la konuştuk. Aynur da çünkü üzgündü. Aynur yazdı bana. Onunla falan konuştuk. Sonra geç oldu saat. Annem erken uyuyor. O yüzden konuşamadım. Yani ilk başta unuttum. Aslında sonra unutmuyorum ama saat farkından dolayı. Saat geç oluyor. Tamam. O yüzden. Birinci gün peki. Sonra? O, ikinci günde o. İlk gün unuttum çünkü testledim şu an. Ama mantıklı bir sebebim vardı. Hani ne bileyim telefonla da mı söylemedin? Hiç mi açmadın? Böyle i̇şte. Böyle bir şeyler oluyor buralarda. Yani ne diyorsunuz? Yok, zaten annemle sormadın. Annem Ereğli'de yani hiç İstanbul'da bile değil. Telefonla zaten arayıp soracağım ama. Tamam. Unuttum işte. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Zaten unutma alışkanlığı var evet. Öykü Hanım kendisinde. Evet. Ya ben birkaç kere, ben form almıştım bir kere. Hani evde de birkaç kere fotoğrafını çekip bana atsana üstünde bir daha göreyim. Bunu unutma alışkanlığı olarak mı değerlendiriyorsun? Ya aslında değerlendirmiyorum tabii ki de. Hatta ben direkt zaten onu sordum. Konuştum mu annenle falan dedim. O da unuttuğunu söyledi. Hani üstelemedim fazla. Ondan sonra ben burada tekrardan konuştum onunla ertesi günü. Hani bak böyle seni ürkütüyorsa bu durum. Bir anda böyle Acaba şey yaptık. Acaba bundan mı? Söyleyemiyor mu? Diye evet mi? Yani çünkü Açsın bir anda mı? Herkes bizim hakkımızda çok güzel yorumlar yapıyor Öykü Hanım. Hani buradaki herkese de çok yakıştırıyor. Hani hiç kimseden negatif bir şey almıyoruz. Yani yorumlardan öte siz zaten işin ciddiyetini evet, evet. bize size anlattığınız evet. için soruyoruz aynen, biz de. Aynen öyle aynen. Yani biz de zaten ciddi bir şekilde ilerliyoruz. Hı. Ben de dedim ki bundan hani ürktüğünü düşündüm. Hani o yüzden mi acaba annesiyle konuşmadı? Bir anda hani unuttum falan diye. O da dedi ki öyle bir şey yok. Ki gerçekten bu arada hani unutuyor. Ben de ona verdim. Hani kötü niyetli olmadığını biliyorum. Kötü niyetli düşünmediğini de biliyorum. O yüzden dedim hani unutkanlık var, unutma alışkanlığı var. Hadi Rümeysa'nın muhabbeti var. Yani ona kafasını önemsiz sattı. Görmesi ya da yani hani... Ben yani önemsiz gördüğünü düşünmüyorum. Asla. Bu da bir ihtimal yani. Tabii Hiç ki. Oralara uğramıyorsunuz çünkü. Tabii ki ihtimal. Hani bu ben ona ihtimal bile vermiyorum. Ben ama ihtimal dahi vermiyorum çünkü böyle bir şey olmasına. Hani önemsiz bir şey olsaydı zaten ben ondan hissederdim onu. Hı. Sadece hani ürktün mü diye bir sordum. Hani böyle bir anda işleri hani ciddi boyuta... Ben çünkü birazcık sebep oldum. Her zaman bunun muhabbetini ben yaptım. O da yavaş yavaş hani siz demiştiniz yani ikna oluyorsun gibi Hı. o seviyeye geldi. Hani ürktüysen... Bana söyle, ben de ona göre hareket edeyim dedim kendisine. Hayır dedi, öyle bir şey yok. Dediğim gibi ben birazcık bu Rümeysa'yla ilgilenmelerine verdim unutmasını. Ben de unutacağını bu saatten sonra düşünmüyorum zaten. Evet, bu akşam kesin. Peki Nihli, sen kendini Oğuz'un yerine koysan, hani söylemedim dese, unuttum dese, sen koştura koştura gitmişsin, anlatmışsın. Nasıl hissedersin? Kötü hissederim, haklısın yani eğer. Ya dediğim gibi ben hani yo estağfurullah. Ben tabii ki de kötü hissettim sizin dediğiniz gibi Öykü Hanım. Ama gerçekten onun niyetini bildiğim için ve anladığım için kötü niyetli olmadığını biliyorum. Cidden unutuyor. Çok şey söyledim ben Öykü Hanım. Hani şunu yap, şunu yap. Yaptım mı? Aa unuttum. Yaptım mı? Aa unuttum. Hani şunun için söyledim. Bu ama unutulacak gibi bir mevzu değil dediğiniz gibi. Yani hem öyle hem de şimdi çok pembe bir dünya var sizin şu anda içinde yaşadığınız. Tabii ki tadını çıkarın. Ama böyle meselelerde de hani hiç hata yokmuş gibi de davranmak
ilişkindeki gerçekliği kaybetmenize bir süre sonra sebep olabilir. Yok, bugün şey oldu. Bugün konuştuk hatta. Oğuz söyledi kendisi. Bazı her şey her şeyler zaman çok oluyor. Güzel olamaz evet. Yani. Bazı durumlarda her şeyin mükemmel olması da korkunç. Söyledi. Tabii Nihle'yi dinleyelim. İkimiz de sözünü kesmezsek Nihle'yi dinleyelim. Evet. Sen de ben de. Evet, sen de Nihle. Bugün söyledi Oğuz. Dedi ki hani bazı şeyleri içine atıyormuş son birkaç gündür mü haftadır mı? Evet, hani böyle bazı takıldığı noktalar oluyormuş. Ben dedim ki onu atma, içine konuşalım. Çünkü kötü yani, içine attıkça daha kötü oluyor. Sonrasında bir de daha büyük bir patlama olur. Bu yüzden konuşacağız yani. Bunları da konuşuruz büyük ihtimalle. Tabii ki, tabii ki. Bazen bunlardan biriydi mesela. Konuşamayacağımız şeyler de oluyor aynı zamanda. Burada söylemek istemiyorsan da akşam eve gidince telefonla konuşalım dedim. Öyle yapacağız. Ama kendisi de yapıyor Öykü Hanım. Öyle bir şey. Hani, İçime mi atıyor? Yani hani senin de bazen böyle hani görüp... Aman toz evet. Kondurma, aman. Yok, hayır. Kendisi de yapıyor hani evet. Böyle bir şeyleri söylemiyor bana. Hani onun da kendisi içine attığı bazı şeyler var. O da kendisi söyledi bunu. Hani görüyorum ama hani böyle bir şey senden emin olduğum için söylemiyorum evet. Diyor. Çok büyütmektir. Evet. Yani aslında her şeyi böyle bütün çıplaklığıyla konuşsak, dediğiniz gibi her şey daha hani en azından problem yaşasak bile daha sağlam bir şekilde ilerleriz. Peki Nihle'ye sormak istiyorum. Oğuz'u bir eleştirelim mesela. Eleştireceğin nesi var? Ya hiçbir şey yok bu arada şey olarak. Çünkü Oğuz da bana bu soruyu 10 kere sordu. Diyor ki mesela ben de hani sevmediğim bir özellik. Hep aynı cevabı veriyorum. Sadece sinirlendiğindeki o halini sevmiyorum. Çok sinirleniyor ya. Fevri oluyor evet. Evet, onu sevmiyorum. Onun dışında hiçbir şey yok. Her şeyini seviyorum. Yani gerçekten. Dilar ve Oğuz sana gelmek istiyor.